Normal belediyelerde büyük bir kısmı personel gideri vesairedir. Yani onun mu ağırlığı var ya da başka bir şeyler mi alınmış, gereksiz ne olmuş? Vallahi şöyle, ben hatta birkaç notumu da getirdim müsaadenizle, buradan tam net söyleyeyim. Şöyle, bizim genel bütçeden borcumuz işte 10 milyar 766 milyon. Yani düşünebiliyor musunuz? 10 milyar 766 milyon efendim borcumuz var. İlk şeyde BASKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 milyar 492 milyon. Şirketlerimiz var. Şirketler ne için kurulur sizce? Kar elde edip vatandaşına daha kolay hizmet etmesi için, öyle değil mi? Veya en kötü ihtimalle hani kar da etmez, zarar da etmez ama bunu akıllıca yönetir ve bu noktaya getirir. 1 milyar 170 milyon. Baktığınız zaman bunların çoğu da efendim işte topladığınızdan 15 milyar topluyor. Bütçede 2023'te sadece 9 milyar gelir bütçesi yapılmış. Yani baktığınız zaman 9 milyar üzerinden hesaplamanız lazım. Yani bizim 9 milyar bütçemizin 15 milyarı borç. Şimdi 2024'ün noktasındayız. 2024'ün ilk ayında ortaya konulan borçlanan 2.7 milyar. Yani baktığınız zaman efendim bir kere en büyük sıkıntı şu. İhalelerin neredeyse %70'i borçlanmalarında doğal olarak kapalı ihaleler. Yanlış yönetim. İsraf. Yani adrese teslim ihaleler. Yani mi? Şöyle dediğiniz... kapalı dediğim doğrudan temin dediğimiz bu. Şimdi baktığınız zaman bir nokta seçimde ilk 3 ay içerisinde, mesela 2024'ün ilk 3 ayında 1.2 milyarlık borçlanma izni çıkartıldı. Ve bunun çok hızlıca 500 milyonu harcandı. Efendim, bütçenin 2024'ün ilk 3 ayında 1 milyar 774 milyon açık vermiş. Yani seçim öncesi inanılmaz büyük bir harcama var. Tabii biz bunları tek tek inceliyoruz. Bu işlerle ilgili... Seçim öncesi dediğiniz hangi tarihten, işte hangi tarihe? İşte bu işler seçim 3 ay. Son 3 ay. Ocaktan itibaren... 3 ay. Son 3 ay. Yani seçim ne öncesi... Ne kadar dediniz? Baktığınız zaman 1 milyar 774 milyon lira açık vermiştik 2024'ün ilk 3 ayında. Şimdi burada asıl önemli olan şu, bakın. Önceki yönetim ihalelerini ben bir anlatmak istiyorum. Bu sadece bizim belediyemizde olmayabilir. Ben hatta şimdi talimat verdim, bütün ihalelerimiz açık olacak. Zaten ihale açık olur. Ancak nedir o doğrudan teminin 21B'ye 21F? Yani çok acil noktada, çok acildir. 3 şirketi çağırırsınız, 3 şirketten teklif alır, ona göre ilerlersiniz. Bakın şimdi bizim efendim 2023 ve 2024'ün ilk 2,5 ayında 553 tane açık ve pazarlık usulü ihale yapılıyor. Toplam tutarı 8 milyar 608 milyon 106 bin. Ve aynı dönemde 3040 tane doğrudan temin yapılıyor. Bu yolla yapılan harcamada 2 milyar efendim 276 milyon. Araçlar, 800 tane aracımız var. 800 araç ne için? Yani şimdi ya kiralama usulü. Binek aracı mı? Binek yani... araçlar, bazı SUV araçlar falan da var. Efendim bunlar nerede da var. Kullanılıyor bunlar? Yani... Şimdi efendim işte BASKİ'de kullanılıyor, su ve kanalizasyonda bazı acil kullanılması gereken yerler de var. Ben ilk şunu yaptım. O bayram sürecine denk gel diye bütün araçları çektirdim. Tabi bunları çıkıp da vatandaşa göstermedim, öyle bir şey yok. Çünkü biz kendimiz önce bir neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir anlayalım istedik. Burada baktığımızda gördüğümüz tabii plansızlığın olduğunu gördüm. Mesela normalde nedir? Bir havuz sistemi olur. Ben genel başkan yardımcılığı yaptım yıllarca. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde bizim genel başkan yardımcılarımızın ihtiyaçlarına göre havuzu araçlar vardır. O araçlar havuzdan planlanır, programlanır ki biz hiç durmadık yani çalışırken. Aynı sistemi artık kendi belediyemizde de yapacağız. Bununla ilgili yeni yapacağımız çalışmada bunları da planlayarak götüreceğiz. Bir de maalesef bir hesapsızlık ve kontrolsüzlük gördüm. Onu da söyleyeyim. Yani araçların kimin altında olduğu belli değil. Yani müdürlerin altında lüks araçlar. Ahmet Bey, hemen yani geldiğiniz yere açmanız için söylüyorum. Tabii. Bazı belediyelerde mesela şunu gördük. Vakıflara verilmiş bu araçlar. Evet. Siyasi partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik teşkilatına verilmiş mesela. Böyle şeylerle karşı. Özel kullanımlara ait araçların hepsini aynı gün çektirdim. Ya buna, var mıydı? Buna bazı böyle yerlerde vardı. Hepsini çektirdim. Hepsini aynı gün ilk dakikada verdiğim talimatla
araçların tamamını çektirdim. Bunu söyleyeyim sadece size. Ama maalesef araçlar her türlü şey için kullanılmış. Hmm. Yani bu da doğru değil yani. Yani belediye işlerinin haricinde tabii, yani pek kullanılmış. Çok şey için kullanılmış. Şimdi bakın diyorsunuz. Biz her zaman söylüyorum. Bizler siyasetçi yöneticiler olarak, sorumluluk almış kişiler olarak şunu bilmemiz lazım. Bir, oturduğumuz koltuk bizim koltuğumuz değil. Emanet. İki, burası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde veya tüm belediyelerde harcadığımız kalemler doğmamış çocuğun hakkı. Dul ve yetimin hakkı. Ve bu milletin hakkı. Onun şimdi için zaten bir hesap hakkını, var. Sizin açıkladığınız borca nüfusu oranlarsak her Balıkesirli 12 bin lira borçlu görünüyor. Evet ama o borçları öderiz. Hiç merak etmesin Balıkesirli. Nasıl ödeyeceksin? Ödeyeceğim planla. İsrafı ortadan kaldırarak, programla, açık yönetimle, şeffaf ihalelerle. Belediyecilik nedir? Bana göre belediyecilik soruna çözüm bulmak. Veya oluşacak sorunu önceden görüp yol haritasını belirlemek. Ben böyle düşünüyorum kendi adıma. Belediyecilik anlayışımla. İhtiyaca göre yatırım, ihtiyaca göre planlama, ihtiyaca göre harcama. Ve açık olup şeffaf olma. Ben şunu söylüyorum. Gelen herkese. Hiç merak etmeyin, her şey açık olacak. Her şey açık olunca insan rahatla uyur yani baktığınız zaman. İnşallah bu şekilde de devam edip şunu şimdi, sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi borçları kapatmanın pek çok belediye bunu yapıyor. Taşınma satıyorlar. Çok... Yani öyle mi yapacaksınız şimdi yoksa şöyle, tabii bir ki, kaynak yaratacak mısınız? Kaynak yaratmak farklı da bizim görevimiz. Yani modellemeler hazırlıyorum. Mesela şimdi benim acilen raylı sisteme ihtiyacım var. Körfezimiz dünya güzeli vallahi söyleyeyim. Körfezimiz inci tanemiz. Oradan efendim arıtmamız yok yani. Arıtma olmayan ve hepsi derin deşarjla denize akıyor. Sabahlar çocuklar denize giriyor, akşam hastaneye. Değer mi yani? Onun için hemen bir efendim arıtma tesisini hemen kuracağız. Tabii bunlar çok büyük yatırımlar. Bunları araştırıyorum geldiğimden beri. Hatta daha önce bu yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğum süreçte de beni bakan olarak ilan etmelerine rağmen bunlara çalıştım. Onu hatırlatalım. Kemal Bey sizi Enerji Bakanı Enerji olarak Bakanı değil mi? Evet. 14 Mayıs'tan ilan önce. Etmişti. İlan etmişti. Ve bütün sektör tarafından kabul gördük. Onu da ben altını çizeyim. Bu benim için önemli ve değerli. O süreçte de burayı da çalıştım ve bununla ilgili farklı modellemeleri ortaya koydum. Tabii belediye bütçesiyle biz bunları yapamayız. Belediye bütçesiyle şu anda bizim, yani bizim şu an itibariyle belediye bütçemizde maaşlarımız, işte genel ödemelerimizden sonra ihtiyacımız olan para 100 milyonun üzerinde. Her ay. Yani onu mesela geçen ay ödedik. Şimdi önümüzdeki ayda inşallah ödeyeceğiz. Tabii farklı borçlanmalar var. Mecburen borçlanacağız. Nedir? İşte bankalardan limit açacağız. Belediyemizin bazı mülkleri var. Zaten satışa konmuş. Onları inceliyoruz. Onlara bakacağız ama satış bizim için en son olmalı. Mevcut olan mevcut sistemi götürüp hizmeti aksattırmadan devam ettirme yoluna gitmeliyiz. Bunu da ben başaracağımıza inanıyorum.